TV 100 Fuat Uğur Kızılcık Şerbeti dizisi Dindarlara İnce Kıyım Operasyon ve Rütük Cezası Show TV'de yayınlanan diziyi ilk bölümünden itibaren izliyorum. Dindar ve seküler iki ailenin bir evlilikle ortaya çıkan çatışmalarını, anlaşmazlıklarını, aşkları, entrikaları, kötülükleri, iyilikleri ve olumsuzlukları anlatmayı amaçlayan bir proje olarak başlamış Senarist Melis Civelek ile Gold Film ekibi güçlü bir dramatizasyon ve olay örgüsüyle buna cesaret ederek bence büyük bir tabuyu sarstılar. Dizi, dindar ve zengin Ünal ailesinin oğlu Fatih ile seküler ve hali vakti hayli yerinde olan Arslan ailesinin kızı Doğan'ın büyük bir aşkla birbirlerine bağlanması, üstelik Doğan'ın hamile kalıp alelacele evlenerek kocasının evine yerleşmesiyle başlıyor. Doğan'ın annesi Kıvılcım Hanım mağazalarda karşılaştığı tesettürlü hanımlara bunlar da her yerde diye sataşacak kadar sekter bir layıkçı. Fatih'in annesi Pembe Hanım da kocasını korku sopası gibi göstererek evinde her istediğini yaptıran tesettürlü, gelenekçi, entrikacı ve tabi dindar bir kadın. Her iki tarafında kocaları, eski kocaları, babaları, anneleri, anneanneleri, kardeşleri, kız kardeşleri ve tanıdıkları var. Şimdi diziyi anlatmaya gerek yok. Merak edenler zaten biliyor. Diziyi ilk bölümünden itibaren merakla izledim. Başlangıçta dindar laikçi çatışmasının uzlaşmazlıklarının balansı iyi ayarlanmış. İyi kötü klişesine sığınmadan insanları olumlu ve olumsuz yönleriyle ele almayı tercih etmiş. Oyunculuklar bu arada tek kelimeyle şahane. Dizi sektöründe ilk kez karşılaşılan karakterlerle Nursema, Pembe Hanım, Kıvılcım Hanım, eski kocası Kaya ve benzeri tanıştık bu arada. Ancak dizinin ilerleyen bölümlerinde işin rengi değişmeye başladı ve olay örgüsünün gidişatı öyle bir noktaya evrildi ki dindar ve muhafazakar kesimde topluma rol model olabilecek tek bir kişi bile kalmadı. Hepsi olumsuz karakterler. Daha açık bir anlatımla dizinin dindarlığı yaşam biçimi olarak benimsemiş tüm karakterleri kötü, acı, bağnaz, kendine benzemeyene kültürünü dayatan insanlar olarak tasvir ediliyor. Abdullah Bey gibi yumuşak görünen bir baba bile kızı Nursema'yı istemediği bir adamla zorla evlendirebilecek kadar katı ve gelenekçi biri. Dindar Ünal ailesinin tek olumlu ferdi, zeka olarak saflık derecesinde görünen Mustafa. Seküler Arslan ailesinin sevdiği tek kişi o. Daha doğrusu ona acıyorlar. Dindar Ünal ailesinde başlangıçta hayli olumsuz bir karakter olarak tasvir edilen görümce Nursema ise zaman içinde Arslan ailesinden Alev'in ortağı gitarist ve şarkıcı Umut'la tanışınca birden iyi bir insana dönüşüveriyor. Tabii tüm bunlar ince bir olay örgüsüyle sunulmakta seyirciye. Senaryoda zaman zaman dengeleyici gibi görünen ufak dokunuşlar var. Ama onlar da seküler karakterlerin kötülüklerinden, baskıcı ve ötekileştirici olduklarından değil, diğer kesimi tanımamalarından kaynaklanıyor. Misal, başı kapalı ama aslında son derece pahalı şık giysileriyle Nursema, sevgilisi Umut'un evine gittiğinde birden kendine kapıyı açan annesiyle karşılaşıyor. Kadın Nursema'yı eve gelen temizlikçi sanıyor ve ona nereleri nasıl temizlemesi gerektiğini anlatıyor bir süre. Ama sonra oğlundan gerçeği öğrendiğinde çok üzülüyor. Bir iki oğlum olmaz filan gibi laflar ediyor ama sonunda hemen yumuşuyor. Çünkü iyi insandır sonuçta. Banaz değildir. Seküler Arslan ailesinin en fanatik, sekter karakteri Kıvılcım bile geçmişte davalık olduğu başörtülü kadının otistik oğlunun müdürlüğünü yaptığı okula kabulünü sağlayacak kadar yüce gönüllüdür. Varlıklı muhafazakar kesimin genç erkeklerinin özelliği ise gece alemlerinde kadın tavlamak ama ailesinin bulduğu başı kapalı bir kızla evlenip ondan çoluk çocuk sahibi olmaktır. Sonuçta Dindar Ünal ailesi kızları Nursema'nın Umut'la ilişkisini öğrendikleri anda onu yine kendileri gibi zengin bir muhafazakar ailenin İbrahim adlı oğluyla evlendirmeye karar veriyorlar. Nursema sesini çıkaramıyor. İki sevgili gözyaşları içinde kaderlerine razı oluyorlar. Nikah kıyılıyor, gerdek gecesi de olanlar oluyor. Dizinin gerdek sahnesi iki hafta önceki bölümdeydi. İbrahim yatağın üzerinde oturan çok üzgün ve gergin Nursema'nın üzerine yürürken... Ne oldu lan? Hadi soyun sana. Kusurlu musun lan sen? Tabii ya bilmeliydim. Seni kakaladılar kusurlu kusurlu. Neyse hadi madem ha bir ha iki, soyun tarzı çok ağır ve aşağılayıcı sözler ediyor. Nursema İbrahim'i itiyor. Sonunda pencereye çıkıp dokunma yaklaşma diyerek bağırıyor. Ama İbrahim gidip Nursema'yı eliyle iterek aşağı atıyor. Rütük işte bu sahnenin ardından seyircilerden de gelen yoğun eleştiriler üzerine yaptığı değerlendirmede kadına yönelik şiddeti özendirdiği gerekçesiyle 5 program yayın durdurma cezası ve %5 oranında da para cezası kararı verdi. Aslında bu kararın geçen hafta sosyal medyada viral olan ve çok eleştirilen iftar sahnesiyle ilgisi yoktu. Rütük başkan yardımcısı İbrahim Uslu'yu aradım ve konuştum. O da bunu doğruladı. İbrahim Uslu Dizide konunun nasıl işlendiğinin kendilerinin ilgi alanlarına girmediğini belirterek bu konuda şikayetler gelse de sonuçta dizinin ve kanalın kendi tercihi olduğunu, aşağılama, ırkçılık ve bir kesimin nefret objesi haline getirme gibi yaklaşımlar olmadığı takdirde değerlendirmeye almayacaklarını belirterek söz konusu ceza kadına yönelik şiddetle ilgili ve iki hafta önceki bölümdeki sahneden dolayı verildi. Çünkü sahnedeki görüntüler çok ağırdı. Konuşmaların içerikleri kadını aşağılayıcı nitelikteydi. Ve özellikle Nursema'nın pencereden aşağı itildiğinin açık açık gösterilmesiydi. Ki bu sahne kararın verilmesindeki belirleyici etkendi, dedi. İbrahim Bey'e bu türden bakaların hayatın doğal akışında olduğunu, bu yüzden daha esnek bakılabileceğini söyledim. Uslu, ana akım televizyon kanallarının sorumlulukları olduğunu, ve toplumu olumsuz yönde etkilememesi gerektiğini hatırlatarak size şöyle bir örnek vereyim dedi. Misal, çocukların ve hatta yetişkinlerin izlediği Red Kit adlı çizgi romanın animasyonunda Red Kit'in ağzında hep sönmemiş, külü üzerinde olan bir sigara vardır değil mi? O neden kaldırıldı ve yerine bir çiçek ya da kürdan kondu? Şiddet de bulaşıcıdır ve görsel sahneler etkiler. İnsan algısında normalleşir. Aslında mafya dizilerinde bir zamanlar mafyatik elemanlar kadınları çatapata durmadan dövüyordu. Misal bunlar da yasaklandı. Olursa da ceza alıyor. Geçen akşam Fatih Altaylı'nın birebir programında dizinin kadın karakterlerini canlandıran oyuncular konuktu ve konu bu cezaya gelmişti. Nursema karakterini canlandıran oyuncu Ceren Karakoç pek de öyle şiddet sahnesi yoktu verdi. Şaşırdım kaldım. Aslında anlıyorum dizi oyuncuları sonuçta çok tutulan bir dizide rol almanın ve başarının devamını engelleyecek herhangi bir sorun olsun istemiyor. Ve mesleki bir yabancılaşmanın içine giriyor. Pek de öyle şiddet yoktu o sahnede. Ne demek? Adam kıza en ağır hakaretler ediyor ve cinsel içerikli olarak aşağıladığı yetmiyormuş gibi bir de camdan aşağı iterek öldürmeye teşebbüs ediyor. Tabii bana kalsa verilen bu cezada program durdurma olmamalıydı. Sonuçta ilgiyle izlenen bir dizi. Kararın dizinin içeriğindeki işlenişle bir alakası olmadığını söylemiştim. Ama başlıkta da belirttiğim gibi Türkiye'deki dindar kesime ince kıyım bir algı çalışması yürütülmüş ve bunun siyasete de fatura edilerek muhafazakar AK Parti iktidarını yıpratması hedeflenmiş. Ama bu benim düşüncem. Son kertede fikir özgürlüğü ATV de yapsaydı bir benzerini kendi çerçevesinden ama onlar da eminim ki bu sefer kantarın topuzunu diğer kesim aleyhine kaçırırlardı. Kısacası senarist de olsa herkes bulunduğu pozisyondan olaya bakıyor ve o pozisyonu güçlendirmeye yönelik bir çalışma yürütüyor. Şimdi kanalın bu karara itiraz hakkı var. Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı alabilirler ve bu durumda dizi yayınlanmaya devam eder. Ama zaten mahkeme süresi karar alınıncaya kadar en az 2 hafta daha süreceğinden Rütük kararı onaylansa bile dizinin önümüzdeki 2-3 hafta daha yayınlanması bekleniyor. Kanala verilen para cezası ise cezanın kesildiği Mart ayından önceki Şubat ayına ait tüm kanal reklam gelirlerinin %5'i oranına tekabül ediyor. Bu da çok yüksek bir oran tabii.